Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe. Hoş geldiniz, teşekkür merhaba. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet efendim, konumuz ise Marmara bölgesi depreme nasıl hazırlanmalı? Bilim insanları Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'nın orta bölgesinde kilitli olduğunu ve kırıldığında 7.4 ila 7.6 büyüklüğünde bir depreme neden olacağını belirtiyorlar. Ve bilim insanlarının büyük çoğunluğunun mutabık oldukları bir nokta bu. Neden sadece İstanbul'dan bahsetmiyoruz? Çünkü bu depremden Marmara'nın hem kuzeyi hem de güneyi etkilenecek. Bugün programımızda İnşaat Mühendisleri Odası'nın geleceğe ilişkin, bugünden itibaren geleceğe ilişkin görüşlerini almak istiyoruz. Ve bu 5 nokta büyüklüğündeki depremin olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü birçok çevreyi, kurumu harekete geçirdi. Ne dersiniz Cemal evet, Bey? Evet, tabii üzülerek ifade etmek gerekiyor. Biz arkadaşlarımızla zaman zaman şakalaşırız. Ya çok zarar vermeden acaba ara sıra yoklasa iyi mi olur? 5.8 büyüklüğündeki son depremi böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü biz genel çerçevede riski azaltmak, riski ortadan kaldırmak noktasında problemlerimizi çözmeyiz. Özellikle yapı stoku açısından. Deprem olduktan sonra depremin sonuçlarıyla uğraşmaya çalışırız. Dolayısıyla 5.8'lik deprem de gerçekten orta büyüklükte bile olmayan bir deprem olmasına rağmen İstanbul'da bulunan bir kısım yapı stokunda hasar oluşturdu. Hatta bazı kamu yapılarında hasarlar ortaya çıktı. En azından İstanbul'da var olan ve yıllardır bizim altını çizmeye çalıştığımız korozyon hasarlarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Ki onlar eski hasarlar. Kesinlikle. Değil mi? Bu yanıyla son derece haklısınız. Bir duyarlılık oluşturdu. Evet, yani 99 yılından beri biliyoruz ki birçok kamu binasında da, diğer binalarda da korozyondan kaynaklanan ciddi problemler kesinlikle var. En son televizyonlarda görmüş olduğumuz, haberlerde dinlediğimiz özellikle hastanelere ilişkin o hasarlar görüntüsü itibariyle de çok eskiden geldiği çok açık belli. Evet, yani 20 yıllık bir gecikmeyle bütün bunları tekrar tekrar konuşmak durumunda kalıyoruz. Şimdi en son Sayın İmamoğlu bir topyekün deprem seferberliğinden bahsetti ve yapılacaklara ilişkin açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz İnşaat Mühendisleri Odası olarak? Çok önemli açıklamalar. En azından birkaç aylık İstanbul Belediye Başkanı olması açısından önemli açıklamalar. İstanbul depremi yeni tanımadı. Gerçekten 99 depremiyle birlikte tanıdı. 17 Ağustos 99 depremiyle birlikte tanıdı. Hatta geçmişe çok gitmeye gerek yok. En son önemli bir deprem 1894'te, 1967 yılında da Adapazarı depremi var. İstanbul'u etkileyen. Ama dönemin Cumhurbaşkanı ve meslektaşımızın altını çizdiği gibi Sayın Süleyman Demirel'in, o zaman Cumhurbaşkanıydı, eyvah altımız delikti demişti. Dolayısıyla Kocaeli'de, Körfez'de olmasına rağmen, merkez üssü, Gölcük merkezde olmasına rağmen İstanbul'daki yapı stokunun da önemli bir kısmı hasar görmüştü. Yani 30 bin mertebesinde yapı hasar görmüştü. 3000 mertebesinde yapı da İstanbul'da ağır hasar ve yıkık çerçevesinde ortaya çıkmıştı. Orta ölçekli hasarlar oluşmuştu. Orta ölçekli hasarlarda da yapılarda oturmamak lazım. Ya yıkmak gerekir veyahut güçlendirmek gerekir. Bu yanıyla İstanbul Belediyesi, altını zaman zaman çok çizdiğimiz ve önem verdiğimiz, bugün de benim başucu kitabım olarak adlandırdığım, 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 üniversitemize hazırlatmış olduğu bir İstanbul Deprem Master Plan çalışması var. Çok önemli bir çalışma.
Sayın İmamoğlu'nun açıkladıkları ve yapmak istediklerinin önemli bir kısmı orada var. Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi hafıza kaybıdır. Yani kurumsal devamlılığın olması gerekir. O kurumun bir hafızasının olması gerekir. Yeni gelen insanlar var olan hafızayı çalışıp acaba daha farklı neler yapılabilir noktasında bir plan program yapması gerekir. Ama ne yazık ki bizim bakanlıklarımız dahil olmak üzere, yerel yönetimlerimiz dahil olmak üzere bir önceki dönemde yapılmış olanlar hiç dikkate almazlar. Sanki hayat veyahut deprem, depreme yönelik olarak yapılması gerekenler kendileriyle başlıyormuş gibi bir tavra girerler. Bu yanıyla ben aracılığınızla zaten kendisiyle de görüşeceğiz. İfade etmem gerekir ki İstanbul'da ve Türkiye'de depreme yönelik olarak çok önemli çalışmalar yapıldı. Artık gelmiş olduğumuz nokta itibariyle siz de altını çizdiniz Sayın Ertürk. Fay hatlarını artık konuşmayalım. Bunu söylerken bizim jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri veyahut maden mühendisleri gönül koyuyorlar. Şunu demek istemiyorum. Elbette ki bir bilimsel çalışma faylara yönelik olarak yapılacaktır. Her zaman yapılmalıdır. Hiçbir itirazımız yok. Fakat artık Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl'ün Karlova ilçesinden başlayıp Erzincan'ı ve ülkemizi yararak Marmara Denizi'ne, Marmara Denizi'nden de Yunanistan'a geçtiğini biliyoruz. Bu fayın birkaç yıl içerisinde deprem ürettiğini de biliyoruz. En son 99 yılında, hatta ondan önce de 1992 yılında Erzincan'da Kuzey Anadolu fay hattı bir deprem üretmişti. Yaklaşık olarak 700 mertebesinde insanımızı toprağa gömmüştük. Önemli ölçüde yapılarımız hasar almıştı. İşte 1999'un 17 Ağustos'unda Gölcük merkezli yine Kuzey Anadolu fayında bir deprem ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla biz bu fay hattını biliyoruz. İstanbul'un 110 kilometre uzağında olmasına rağmen 99 yılında yapı stokunun önemli bir kısmı İstanbul'da, işte biraz önce altını çizdim, 30 bin mertebesinde yapı hasar görmüştü. Bugün Marmara Denizi'nde patlayacak olan fayın, yani deprem üretecek olan fayın İstanbul'a uzaklığı 20 kilometre. Açıktır ki 99'dan bu yana teorik düzeyde çok çalışmalar yapıldı. Anakent Belediyesi, İstanbul Belediyesi de çok önemli çalışmalar yapmıştı. Deprem şurası deprem, keza hemen arkasından 2004 geldi. 2004 yılında hemen arkasından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1. Deprem Şurası çalışmasını yapmıştı. O da 4 üniversitemizin yapmış olduğu İstanbul Belediyesi'ne hazırlamış oldukları deprem master plan çalışmasını bütünlemişti. Ben de o çalışmaların tümüne katılmıştım. Ayrıca İstanbul'da yapılan genel kurulun 1. Deprem Şurası'nın da bakan genel kurul başkanlığını yapmıştı. Ben de başkan yardımcılığını yapmıştım. Ayrıca 99-2000, bunu şunun için söylüyorum, sanki hiçbir şey yapılmamış noktasında davranmamak açısından yapmak lazım ki boş yere zaman kaybedilmesin. Evet, 99, evet, 99 depremi ortaya çıkınca dönemin İstanbul valisi İstanbul'daki yapı stokunun problemli olması nedeniyle bir il afet merkez kurulu oluşturmuştu, 14 kişiden oluşan. O 14 kişiden birisi de benim. Ne yazık ki benim dışımda Ali Müfit Gürtuna Bey de, o zaman İstanbul Belediye Başkanı, hiç konuşmadılar ki ben işte İstanbul'da 493 toplanma alanının belirlendiğini, onların bile yeterli olmadığını, yeni toplanma alanlarının ilave edilmesi gerektiğini en son toplantımızın notlarına bakarak ifade etmiştim. Dolayısıyla onu ifade eden bendim. İsterdim ki, yani bağışlayın, beni şunun için söylemeye çalışıyorum. O 14 kişinin önemli büyük bir kısmı Sayın Mete Işıkaran'ın, Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Müdürü, rahmetli Boğaziçi'nin dışında, müdürünün dışında diğerleri yaşıyor. Erol Çakır, Ali Müfit Gürtün'ü olmak üzere. Çıkıp konuşmaları gerekirdi. Ya biz bu çalışmaları yaptık. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle 5.8'lik deprem şuraya bağlamaya çalışıyorum. Olunca tekrar toplanma alanları birinci derecede gündeme geldi. Birinci derecede. Oysa artık onu aşmamız lazım. Tabii elbette ki önemlidir. Toplanma
elbette ki önemlidir. Sınırlı olamaz. Elbette ki önemlidir. Önemli olduğu için zaten İstanbul'daki yapı stokunun hasar gördüğünü, bu yapı stokunun depreme hazırlanması gerektiğini çalışırken o dönemin 14 kişilik İl Afet Merkez Kurulu fark edildi ki insanlar depremden sonra dışarıya çıkacaklar, toplanma alanlarına ihtiyaç var. Sahra hastanelerine ihtiyaç var. Biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu ve yaptırmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da bulunan yapı stokunun %60 mertebesinde ciddi korozyon hasarlarının olduğunu ortaya koymuştu. Geriye dönüp bakıldığı zaman görülür. Biz İnşaat Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi'nin laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışmalarda İstanbul'daki yapı stokunun projelerinin, bırakalım projesiz kaçak olarak yapılan mühendislik hizmeti almadan yapılmış olan yapıları, mühendislik hizmeti alıyor görünen yapıların bile önemli bir kısmının gerçekten ciddi bir denetimden geçirilmediğini, dolayısıyla yapı stokunun depreme hazır olmadığını hep ifade etmiştik. Bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bu çalışmalar İstanbul Belediyesi'nin arşivlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın geçmişin, bugünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arşivlerinde hatta var. Hatta internette var. İnternette Sayın tabii. İmamoğlu evet. Tüm bu çalışmaları eğer kaybolan, görülmeyen bir şey varsa fark edilmeyen, biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin depreme hazırlanmasıyla ilgili olarak yapılan, sadece fay hatları ile ilgili yapılan çalışmaların değil, var olan yapı stokunun, deprem güvenliği olmayan yapı stokunun, korozyon hasarı olan ve bu korozyon hasarlarının nasıl giderilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara yönelik İnşaat Mühendisleri Odası'nın arşivleri de oldukça zengindir. Kendilerine, ana kente yardımcı oluruz. Çünkü biz yapmış olduğumuz bu çalışmaları kendimiz için yapmıyoruz. Odanın arşivlerinde kalsın diye yapmıyoruz. Ki İstanbul'un işte 20 kilometre yakınından geçen Kuzey Anadolu fay hattının 7 ve üzeri, siz biraz önce ifade ettiniz, 4 değerli bilim insanı birkaç gün önce işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışma yapmışlardı. İstanbul'un depremselliği ile ilgili, Kuzey Anadolu fay hattının işte deprem üretmesiyle ilgili, Türkiye'nin diğer yerlerindeki fayların evet mutlaka ve mutlaka deprem üretmesiyle ilgili görüşlerini ortaya koymuşlardı. Artık bu deprem olacak. 7.4 ve 7.2 ve 7.6 büyüklüğünde bir deprem mutlaka olacak. Evet. O zaman sorulması gereken soru şudur. Artık fay hatlarını falan tartışmayı bir tarafa bırakalım. Ne yapmak lazım? İstanbul'daki yapı stoku deprem güvenlikli değil. Ciddi risk taşıyor. Bu riskin giderilmesi evet. gerekir. Peki, yapı stoğu, mevcut yapı stoğuyla ilgili zaten Sayın İmamoğlu konuşmasında, yaptığı sunumda 48 bin binadan bahsetti. Ama bu 48 bin bina belirlenmiş olan binalar değil. Demek ki aynı zamanda İstanbul'daki yapı stoğunun da bir envanterinin çıkarılması lazım. Ki daha öncesinde Zeytinburnu'nda 17 bin tane binanın bu açıdan gözden geçirildiğini, hatta sizlerin de desteğiyle tabii. önemli bir çalışma yapıldığını ve o 17 bin binanın bütün özelliklerinin tespit edildiğini biliyoruz. Ama şu anda İstanbul'daki yapı stoğundan bahsettiğimiz zaman tabii ki 17 bin rakamını, hatta 48 bin rakamını çok aşan milyonun üstünde bir şeyle karşı karşıyayız. Yapıyla karşı karşıyayız. Bunların tespitinin yapılması da çok acil anladığım kadarıyla. Bu konuda inşaat mühendisleri eğer bir seferberlikten bahsediyorsak nasıl devreye girebilir, neler yapabilirler ve bu anlamda yerel yönetimden ve merkezi yönetimden beklentileriniz ne olur? Sayın Ertür, hakikaten bu sorularla karşılaştığım zaman ciddi ölçüde üzülüyorum. Çok karşılaşıyorum. Son derecede haklısınız. Hep birlikte hatırlayalım, 2018 yılında işte seçim rüşveti olarak bir imar barışı ya, diye bir maalesef. Şey çıkarıldı. Yani neresinden tutsan insanın elinde kalıyor. Tümüyle kaçak olarak yapılmış olan o yapıların kamu arazilerine, orman alanlarına, su havzalarına, meralarımıza yapılmış olmasını
Yani emeğiyle geçinen ve zor bela kendisine bir konut alabilme imkanını bile sağlayamayan insanların hakları gasp edilerek, kaçak olarak yapmış oldukları yapılardan rantlar elde ettiler. Bu yapıları bile çıkarılmış olan imar barışıyla affettiler. Şimdi nereye getirmek istiyorum? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arşivlerinde hangi yapıların kaçak olarak yapıldığı tümüyle, hangi yapıların üzerinde birkaç kat kaçak olduğu, Kartal'da yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi bunlar belli. Yeni bir çalışma yapmaya gerek yok. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'dan müracaat edilmiş olan, imar barışı çerçevesinde müracaat edilmiş olan yapılar masa üzerine sarılır. Oradan bu yapıların hangileri olduğu görülür. Bu yapılara yönelik olarak, yani tümüyle kaçak olarak yapılmış olan bu yapılara yönelik olarak herhangi bir güçlendirme yapılmaz diye bir durum söz konusu değil. Yapılabilir. Biz meslek insanları olarak, inşaat mühendisleri olarak bir yapının durumu ne olursa olsun o yapıyı güçlendirebiliriz. Fakat sadece güçlendirmek yeterli değil, yani o yapıyı güvenli hale getirmek yeterli değil. Çünkü inşaat mühendisliğinin birinci kuralı güvenli yapı üretmektir. Ama ikinci kuralı da o yapının ekonomik olmasıdır. Eğer güçlendireceğimiz bir yapının güçlendirme maliyeti, yeni yapılacak olan bir yapının maliyetine ulaşıyorsa, o yapıyı güçlendirmeye gerek yok. Yık, yeniden yap. Dolayısıyla İstanbul'un Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün arşivlerinde bu var. Birincisi yani bu. Bir arşiv taramasıyla kesinlikle ve problemli binaların önemli bir kısmı planda, yani buradan Sayın İmamoğlu'na ne yapmak gerektiği evet. anlamında bir bilgi birincisi vermek açısından bu. Birincisi bu. Evet. İkinci olarak biraz önce siz de altını çizdiniz. 2003 yılında yapılmış olan İstanbul Belediyesi'nin birinci deprem işte İstanbul Deprem Master Plan çalışmasında hangi bölgelerin pilot bölgesi işte ilan edilmesiyle ilgili. Bunlar Zeytinburnu'ydu, bunlar Fatih'ti, bunlar Eyüp'tü, bunlar Gazi Osman Paşa'ydı, bunlar Maltepe gibi Bağcılar. Belediyelerdi, Bağcılar'dı. Yani öncelikli olarak riskli alanlardan başlamak üzere ki haksızlık yapmamak lazım. 50 yılda oluşan bir yapı stokunu birkaç yıl içerisinde deprem güvenlikli hale getirmek mümkün değil. Dolayısıyla bir envanter taraması mutlaka yapılması gerekiyor. Ve ona göre bir öncelik belirlenir. Kesinlikle. İşte 2003 yılında yapılmış olan İstanbul Deprem Master Plan çalışması bu anlayışı öngörmüştü. Son derece önemliydi. 2004 yılında Teşkide Zeytinburnu'nda evet, yapıldı. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu birinci deprem şurası da bunun devamı olarak ortaya konmuştu. Aynı çerçevede Zeytinburnu'nun, Bağcılar'ın, Güngören gibi ilçelerin, Fatih gibi ilçelerin pilot bölgesi olarak ilan edilip buralardan işte envanter çalışması yapılmasının gerekli olduğu saptamasını yapmıştı. Ama ne yazık ki işte sözlerimizin başında ifade etmiştim. Aynı siyasi düşüncenin, aynı partinin bakanları veyahut bürokratları değiştikçe daha önceden aynı siyasi düşüncenin veyahut aynı bakanlıklara ait bürokratların ortaya koymuş olduğu, bakanların ortaya koymuş olduğu çalışmalar tümüyle devre dışı kaldı. Evet, 2002'den bugüne evet, kadar evet, aynı partinin yönetimi. 20 yıl geçti. Oysa 2003 yılında gündeme gelen, bizim de destek verdiğimiz, 2004 yılında işte deprem şurasıyla ortaya çıkan, 2009 yılında da kentleşme şurası yapılmıştı. Özellikle bu kentsel dönüşüme yönelik olarak neler yapılması gerektiği çerçevesinde de çok ciddi saptamalar, çok ciddi çalışmalar vardı. Bunlar İstanbul'un ve Türkiye'nin hafızaları, işlerimizi kolaylaştıracak olan işler. İşte Sayın İmamoğlu o dönem bu çalışmaları yapmış olan kurumlarla, insanlarla bir kez daha bir araya gelip sadece tekrar geçenlerde bir toplantıyı gördüm, üzüldüm. Anakent Belediyesi buradan da alıcılığınızla ifade edeyim. Hiç itirazım yok. Tabii ki bizim jeofizik mühendisleri, jeoloji odalarımızın temsilcileri de çağrılıp konuşulabilir. Fakat güvenli yapı kavramı dediğin zaman inşaat mühendisleri odasını ve inşaat mühendislerini kenarda tutarak siz güvenli yapı üretebilme şansınız yok. Çünkü uzmanlık alanı itibariyle bu işin temel unsuru ve temel öznesi inşaat mühendisliğidir. Peki, İnşaat mühendisleri odasıdır. Bu yanıyla baktım ki çağrılmamış. Ben uyardım, İstanbul'daki arkadaşları da uyardım. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla Sayın İmamoğlu da geçmişten getirilen anlayışlarla ana kentteki bürokratların, daire başkanlarının yapmış oldukları çalışmaları, çağrılı listesine bakarak
bir uyarıcı noktada olmak durumundadır diye de düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle bir kısaca özetlersek aslında yapılması gerekenler belli. Kesinlikle. Ama bu yapılması gerekenlerin yapılabilmesi için çok ciddi bir insan kaynağına, uzmanlara ihtiyaç var. Eğer bir seferberlikten bahsediyorsak, bu seferberliğin içinde inşaat mühendisleri ve hatta inşaat mühendisliği okumakta olan öğrenciler nasıl yer alabilirler ve bu stok, yapı stoğunun tespitinde aktif bir çalışma yürütebilirler mi? Bunun yolu yöntemi nedir? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Birkaç gün önce bizim Konya'da İnşaat Mühendisleri Odası adına Çelik Sempozyumu yapıldı. Daha önce de Bursa'da Mayıs ayı içerisinde deprem beton kongresi yapılmıştı. İstanbul'da 13 Kasım'da geoteknik sempozyumu yapacağız. Yani inşaat mühendisliği alanıyla ilgili olarak yapı stokunun güvenlikli yapılmasına veyahut var olan yapı stokunun güvensizliğinin daha güvenli bir hale getirmesine yönelik olarak İnşaat Mühendisleri Odası şubeleriyle birlikte zaten çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizim bir afet merkezi çerçevede kurmuş olduğumuz bir afet kurulumuz var. Bu afet kurulumuzun illerde, İstanbul başta olmak üzere uzantıları var. Bu kurullarımız hangi yapıların durumları nedir? Hasar görecek olan yapıları inceleyerek o hasarın durumu nedir noktasında zaten bir çalışma yıllardır biz başlattık. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu noktada elimizde yeterince hasar çalışması yapacak, var olan yapıyı inceleyip o yapıların durumlarını ortaya koyacak insan malzemesi vardır. Çok problem değil bizim açımızdan. Onlara yeni halkalar da, yeni meslektaşlarımız da ve onların eğitiminin yapılmasını da sürekli olarak devam ediyor. Seminerlerimiz devam ediyor, kurslarımız devam ediyor. Bizim işimiz bu. Ayrıca İstanbul'da Kuzey Anadolu fay hattının üreteceği depremi bilmiş olduğumuz için yoğunluklu bir çerçevede meslektaşlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Seminerlerle, kurslarla. Bu noktada yeter ki siyasi irade, yerel irade, merkezi irade ile birlikte bir tavır koysun, bize destek istiyoruz desinler ki biz koşa koşa gideriz. Hep söyledik. Yani biz insanlarımızı yaşatmak için şekillenen, ortaya çıkmış olan bir mesleğin insanlarıyız. Bu yanıyla bilgimizi İstanbullularla, ana kentle paylaşmayacağız da. Var olan, güvenli olmayan yapı stokunu güvenli hale getirmek çerçevesinde bir envanter çalışması yapıp onları ortaya koymayacağız da ne yapacağız? O zaman biz kendimizi sıkıntılı, görevini yapmayan bir meslek grubu olarak düşünürüz ki Sayın Ekremoğlu'nun o seferberlik noktasına katılırız. Ama o seferberliğin hangi halkalarda düşünüldüğü, onun bir stratejisinin ve mutlaka da mutlaka bir eylem planının olması muhakkak gerekir. Çünkü evet, senin bir stratejin yoksa bir de öncelikli olarak bir planlaman olacak. O planlamaya uygun olarak bir stratejin olacak. O stratejiye uygun olarak da bir eylem planı olacak. Bu noktada Sayın İmamoğlu'nun kastettiği planlama nedir? Bunu görmek lazım, bunu çalışmak lazım. Arkasından bir strateji oluşturmak lazım. Ondan sonra da bir eylem planı oluşturmak lazım. Bilirsiniz 99 depremi sonrası bana hep sormuşlardı. Ne yapmak lazım bu İstanbul'un durumunu? Şunu söylemiştim. Biraz önce ifade ettiğim gibi 50 yılda ortaya çıkan yapı stokunu birkaç yıl içerisinde deprem güvenlikli hale getirmek mümkün değildir. Ama öncelikli olarak 3 yıl bir planlama yaparsın veyahut 5 yıl. Çünkü planlama sürecinin oldukça uzun olması lazım. Doğru yol budur. 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde de İstanbul'da biraz önce konuştuğumuz gibi en riskli bölgelerden başlayarak İstanbul'daki yapı stokunu risksiz hale getirebilirsin. Çünkü o planlamayı yaptın mı her yapıyı yıkmaya gerek yok. Güçlendir. Çünkü yapının yıkılıp yeniden elbette yapılması demek bir kaynak israfıdır. Bizim o kadar paramız yoktur. İstanbul Belediyesi'nin o kadar parası yoktur. Öncelikli olarak güçlendirilmesi gereken yapıyı güçlendirmek, ondan sonra da gerçekten yıkılması gereken yapıları yıkarak İstanbul'u 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde artık riski oldukça azalan bir kent haline getirebilirdik. Ama ne yazık ki aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen 17 Ağustos'un 20. yılı nedeniyle ifade etmiştim.
Bugün İstanbul'un durumu 1999 17 Ağustos'tan daha iyi durumda değil. Evet, daha önceki bir programımızda evet, da bunu madde madde ifade etmiştiniz. Evet, şimdi seferberlikten bahsettiğimiz zaman mutlaka bu seferberliğin insan kaynağını da belirlemek gerekiyor. İşte bu planlamanın bir ayağı da bu. Ve sizin sözlerinizden de şunu anlıyorum ki gerek inşaat mühendisleri olarak gerekse üniversitelerde inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrenciler arasında bir gönüllü kampanyası biz çok bunun araçlarını rahatlıkla oluştururuz. Başlayabilir. Kesinlikle. Ve bunun da başını inşaat mühendisleri odası çekebilir. Kesinlikle, yani bunu da buradan Sayın İmamoğlu'na İletiyor. Bir mesaj olarak iletelim. Çünkü kesinlikle. Yapılması gerekenler belli. Artık bunun ötesindeki bilimsel araştırmalar sadece ve sadece bilim insanlarını ilgilendiriyor. Biraz önce de belirttiğiniz gibi son İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Le Pichon'un da ve arkadaşlarının da katıldığı büyük 3 gün boyunca süren bir konferans düzenlendi. Burada da artık Marmara Denizi'nin ucuğu cücüğü ortaya çıkartıldı. Patlıyor, kaynıyor. Nereden patlayacağı yani, da evet. belli. Ve her bir aslında ana hatta olmayan faylarda olan depremlerin de bu Marmara depremini tetiklediği de ortada. Artık bundan sonra bunların üzerinde durmanın bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Çok süratli bir şekilde seferberliğin gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Biraz önce belirttiniz. Evet, 20. yıl anma etkinliklerini düzenlerken 5.8 büyüklüğündeki deprem de sanki bir tatbikat gibi önümüze geldi. Evet, hepimiz tatbikatta sınıfta kaldık, kurumlar, kuruluşlar da dahil olmak üzere ama ne yapacağımızı biliyoruz ve bunu çok süratli bir şekilde ele almamız lazım. Programımızı kapatmadan önce özellikle izleyicilerimize aktarmak istediğiniz noktaları ifade ederseniz, çünkü siz aynı zamanda çok aktif bir şekilde 20. yıl etkinlikleri nedeniyle çeşitli kentlerde, Anadolu'da toplantılar düzenliyorsunuz. O toplantılar hakkında da çok kısa bir bilgiyi ve önümüzdeki yıl, günlerde evet, yapılacak toplantıları aktaralım lütfen. Geçen yıl 20. yıl etkinliğini bir önceki yıl Bursa'da, geçen yıl Sakarya'da, bu yıl da 20. yıl etkinliğini Tekirdağ'da yaptık. Evet. Dolayısıyla var olan yapı stokunun, yani Kuzey Anadolu fay hattının geçmiş olduğu bölgelerdeki, illerdeki risk yapı stokunun ciddi ölçüde risk taşıdığını, örneğin bize başvuran meslektaşlarımıza, işte insanlarımıza diyoruz ki, ya yapın risklidir. Yapının riskini belirletip boş yere paranı verme. Sen o yapıya müdahale etmek istiyorsan o risk çalışması yaptır. Öncelikli olarak bir bodrum kata inin bakalım yapılarınıza. Sadece deprem olmadan ortaya çıkmış olan korozyon hasarları vardır. Zaten o korozyon hasarları oluşmuşsa o yapılara kesinlikle bunu müdahale etmek lazım. Bunu izleyicilerimize de söylüyoruz. İzleyicilerimiz için söylüyorum evet. zaten. Bir yapılarınızın bodrum katlarına, çatı katlarına mutlaka bakın. Eğer beton dışarıya doğru itilmiş, çelikler ortaya çıkmışsa o yapıda ciddi ve ölçüde varsa paslanma mutlaka vardır. Olmaması mümkün değildir. Değil. Çünkü İstanbul nemli, rutubetli bir kenttir. Ayrıca buradan aracılığınızla bir kez daha ifade edeyim. Bizim bodrum katlar ve zemin katlar halı ve kilim yıkama yerleridir. Evet. Dolayısıyla mutlaka bir korozyon. Ve pencereleri kapalıdır. Kapalıdır. Korozyon hasarları vardır. Ona bakmak lazım. İkinci olarak artık şeyden vazgeçelim, süslü yapılar almaktan, karton piyerine bakıp, bilmem fayansına bakıp, döşemelerine bakıp yapılar almaktan. O bizim hayatımızı koruyacak olan bir yapıdır. Dolayısıyla güvenlikli olması gerekir. Üçüncü olarak da ifade etmek gerekir, ya ayıptır kamu yapıları. Örneğin işte deprem sonrası sizin de ifade ettiğiniz gibi hastanelerimizin durumu değil mi? Hasar mı almış, ya yeni bir şey değil ki. 1998 yılında aracılığınızda kendisinin kulaklarını bir kez daha çınlatayım. Sayın Nuray Aydınoğlu'nun başkanlığında kurulmuş olan bir komisyon, Dünya Bankası'nın finansörlüğü yapmasıyla İzmir ve İstanbul'da bulunan hastaneleri incelemişlerdi. Yaklaşık olarak 634, aklımda kaldığı kadarıyla, hastane binasının 374'ünün riskli olduğunu ve bu yapıların da yarıdan fazla bir kısmının, yani önemlice bir kısmının
güçlendirme projelerinin bile yapılmış olduğunu ortaya koymuşlardı. Şimdi sanki hiçbir şey olmamışız gibi, hiçbir çalışma yapılmamış gibi İstanbul'da Dişçilik Fakültesi'nin işte bodrumuna iniliyor. Orada bir korozyon hasarı olduğu görülüyor. Ya bu yeni bir şey değil ki. Biz bunu 20 yıldır konuşuyoruz. Dolayısıyla özellikle merkezi hükümet, bakanlıklar, bürokratlar ve yerel düzeyde Sayın İmamoğlu, kentimizin diğer ilçe belediye başkanları sorumludurlar bu işten. Hiçbir yere kaçamazlar. O sorumluluğu eğer isterlerse, ki istememezlik yapma durumları yok. Çünkü biz insanlarımızın yaşamlarını sağlamak, onları işte depremden korumak açısından ifade ediyorum. Biz elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız. Evet, en son şunu belirtmek istiyorum ki yeni medyada paylaşıldı. Kanal İstanbul'un korkunç maliyetinden bahsediyoruz. Ya tekrar ama, gündeme geldi yani bu evet, ayıptır ya, bu ayıptır. Hakikaten yani bu, çok ayıp. Çok üzücü bir şey. Yani dikkatleri başka bir yere, yarın İstanbul depreminin altından kimse kalkamaz. Evet. Ne Cumhurbaşkanı kalkabilir, ne işte bakanlar kalkabilir, ne yerel yönetimler kalkabilir. Dolayısıyla İstanbul ve bölgemiz, Doğu Marmara bölgesi hangi il olursa olsun çok ciddi ölçüde hasar görecektir yapılar. Bu bölgelerde yetişmiş olan insanların ortaya çıkarmış olduğu, bakın parayı söylemiyorum, en az 100 milyar dolar mertebesinde kayıp olacak. 100 bin mertebesinde insan hayatını kaybedecek. 150-200 bin mertebesinde yaralı olacak. Dolayısıyla bunun altından hiç kimse kalkamaz. Zaten bölgemizde son derece sıkıntılı olan Türkiye bir bağımsızlık sorunuyla karşı karşıya gelebilir. Bu yanıyla bıraksınlar bu işte kanal projesini, İstanbul'a yeni risk çılgın projeler vesaire. Çılgın projeleri, somut ve el olması gereken projelerle uğraşsınlar. Biz de destek olalım. Evet. Çok çok teşekkürler Cemal Gökçe. Her zaman olduğu gibi kısa zamanımız içinde bizi aydınlattınız. Çok teşekkürler ve İnşaat Mühendisleri Odası'na da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 146.sını bugün gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.